MHP lideri Devlet Bahçeli'nin AK Parti ile işbirliği görüşmelerine dair değerlendirmeleri olmuştu. Tam da bu süreçte MHP milletvekili Saffet Sancaklı, "En azından bir belediye vermezlerse beni seçim sürecinde Kocaeli'de göremezler." dedi. Bahçeli'den Sancaklı'ya üç büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor yanıtı geldi. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Sancaklı'nın istifasının istendiğini duyurdu. AK Parti ile MHP seçim işbirliği çalışmalarında sona gelirken MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaktı'dan bu dönem MHP'ye en azından bir belediye vermezlerse beni seçim sürecinde Kocaeli'de göremezler demişti. MHP lideri Bahçeli'den tercih kendisinindir açıklaması geldi. <laughs> MHP lideri Bahçeli geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada AK Parti ile seçim işbirliği çalışmalarında mutabakatın hemen hemen sağlandığını belirterek uzlaşamayacağımız bir şey de yok. Büyük şehirlerin tamamında Cumhur İttifakı olarak adaylarımız ortak olacak. Değerlendirmesinde bulunmuştu. Türkiye 31 Mart seçimlerinde bir kez daha al bayrakta buluşacak Türk milleti Cumhur İttifakında uzlaşacaktır. Bahçeli'nin bu açıklamasının ardından MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'dan bu dönem MHP'ye en azından bir belediye vermezlerse beni seçim sürecinde ve seçim çalışmalarında Kocaeli'de göremezler. Teşkilatlarımız sahada olmayacaktır. Cumhur İttifakı Kocaeli'de en az 4-5 belediyeyi kaybeder açıklaması yansımıştı. Sancaklı'nın o açıklamaları MHP lideri Bahçeli'ye soruldu. Bahçeli, futbol hayatında üç büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir, değerlendirmesinde bulundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan da açıklama geldi. Yalçın, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifasının istendiğini duyurdu. Bu açıklamalara yanıt veren Saffet Sancaklı ise iddiayı reddederek algı operasyonu dedi.